Merhaba, ismim Hasan. 16 yaşındayım. Bu aralar zorlu bir dönemden geçiyorum. Sanırım ergenlik dönemine giriyordum ve çevremdekilere kötü davranmaya başlamıştım. Ta ki ıssız bir adada mahsur kalana kadar. Evet, yanlış duymadınız. Issız bir adada tek başıma mahsur kaldım. Bir de üstüne az kalsın korsanlar tarafından kaçırılıyordum. Sizi daha fazla meraklandırmadan ıssız adada nasıl mahsur kaldım, nasıl korsanlarla karşılaştım anlatmaya başlayayım. 16 yaşıma yeni girdiğim dönemlerdi. O günlerde içimde anlam veremediğim bir öfke vardı. Bunu da çevremdekilere olumsuz olarak yansıtıyordum. Hatta beni çok seven, hep yanımda olan aileme karşı bile kötü davranıyordum. Bir keresinde okuldan eve geldim. Çantamı odaya atar atmaz telefonumu aldım. Bütün gün arkadaşlarımla birlikte PUBG'yi oynamak için okulun bitmesini beklemiştik. Ve eve gelir gelmez oyuna başladık. Her ne kadar oyunun içeriği beni tedirgin etse de oynamaktan kendimi alamıyordum. O sıralar kendimi o kadar çok kaptırıyordum ki oyuna, çevremdekileri bile görmüyor hale gelmiştim. Oyuna devam ederken annem odaya girdi. "Oğlum, marketten iki ekmek al. Kardeşin de çok acıktı. Birazdan anneannen ve deden gelecek. Hep birlikte yemek yiyeceğiz," dedi. Tam da oyunun en heyecanlı yeriydi. Oyunumu bölmek istemedim. "Bu evin ekmekçisi ben miyim? Neden kardeşim gitmiyor?" dedim. "Annem, oğlum kardeşin daha küçük. Karnı da çok acıkmış. Sürekli sen gitmiyor muydun ekmek almaya?" dedi. Ben de umursamadan oyunuma devam ettim. Annem de üzgün bir şekilde odadan ayrıldı. Kısa bir süre sonra dedemler geldi. Evlerimiz farklı şehirlerde olduğu için onlarla uzun zamandır görüşmüyorduk. Bizi çok özlemişlerdi. Özellikle de beni çok severlerdi. Kapıdan büyük bir sevinçle içeriye girdiler. Kardeşim ve annem hemen yanlarına koştu. Bense uzaktan "Hoş geldin anneanne, hoş geldin dede," dedim ve PUBG'yi oynamaya devam etmek için fırladım odama. Onlar o kadar uzun mesafeden bizi görmeye, özellikle de beni görmeye gelmişlerdi ama ben onların yanına sohbet etmeye bir kere bile gitmedim. Babam da işten eve yeni gelmişti. Sanırım beni sofrada göremeyince odama beni çağırmaya geldi. "Haydi oğlum, sofra hazır. Anneannenle dedem bizi bekliyor," dedi. Ben de oyunumu bölmek istemedim. Gece kalkar illaki bir şeyler yerim diye düşündüm. Babamın yüzüne bile bakmayarak elimde telefon oyun oynamaya devam ederken ben gelmeyeceğim dedim. Babam ne kadar ısrar etse de onu dinlemedim. Babam da kızgın bir şekilde odadan ayrıldı. O kadar kaptırmıştım ki kendimi. Açlığımı bile unutup gece yarısına kadar aralıksız PUBG oynamıştım. Oyunum bitince bir şeyler yemek için koştum mutfağa. Tabii o saatte evde herkes yatmıştı. Anlaşılan anneannem ve dedem de evlerine dönmüştü. Onların yanlarında bir kere bile oturmamıştım. Ama bu çok da umurumda değildi. Karnım da iyice acıkmıştı. Masada annemin yapmış olduğu tost vardı. Tost yemekten bıkmıştım. Dolabı açtığımda tıka basa doluydu ama hiçbirini yemek istemedim. Damak tadıma uygun değildi hiçbirisi. Ben de hiçbir şey yemeden odama gidip PUBG oynamaya devam ettim. Bir anda aklıma öğretmenimizin vermiş olduğu ödevler geldi. Aman boş ver dedim. Sabah okula erken vakitte kalkıp gitmem gerekiyordu. Bunun için de erken yatmalıydım. Ama ben oyun oynamaya devam ettim. O gün sabaha kadar arkadaşlarla PUBG oynadık. Sabah annem okula kaldırmak için yanıma geldiğinde elimde telefon, beni uykulu bir şekilde gördüğünde şok olmuştu. Annem kızgın bir şekilde "Okulun olduğunu bilmiyor muydun? Neden gece hiç uyumadın? Bu halde okula nasıl gideceksin Hasan?" dedi. O kadar uykuluydum ki anneme cevap bile veremeden telefonumu bıraktım ve uykuya daldım. O gün okula gitmemiştim. Sanırım annem durumu babama anlatmıştı ki akşam babam telefonuma bir hafta el koydu. Hem o hafta oyun oynayamamıştım hem de sıkıntıdan patlamıştım. İçinde bulunduğum bu durum sadece evdekilerle sınırlı değildi. Okulda arkadaşlarımla da aram pek de iyi sayılmazdı. Sizlere biraz da bundan bahsedeyim. Dersteyken matematik öğretmenimiz arkadaşım Berk'i tahtaya kaldırdı. Berk soruyu çözemeyince bastım kahkahayı. Benim gülmemle birlikte Berk'in morali alt üst olmuştu. Bunu gören öğretmenimiz beni tahtaya çağırdı. O an başımdan kaynar sular dökülmüştü. Tahtaya çıktım ama cevabı bilmiyordum ki. Bir şeyler sallamamla birlikte bu sefer tüm sınıf bana gülmeye başladı. Arkadaşım gibi benim de moralim alt üst olmuştu. Utancımdan yanaklarım kızarmıştı. Sessiz bir şekilde yerime oturdum ve o ders hiç konuşmadım. O gün okulum bu şekilde geçti. Akşam eve döndüğümde
odamda her zamanki gibi PUBG oynuyordum. O sırada Norveç'teki kuzenim aradı. Hemen telefonu açtım. Okullar tatile giriyor. Mutlaka seni Norveç'e bekliyorum dedi. Ben de sevinçle tabii ki çok isterim dedim. Ertesi hafta hazırlıklarımı tamamladım. Ailemden de izni aldım ve artık uçak yolculuğum için her şey hazırdı. Bu zamana kadar hep Norveç'teki kuzenim bizim yanımıza geliyordu. Bu sefer ben Norveç'e gidecektim. İlk defa uçağa bineceğim için çok heyecanlıydım. Havaalanına ailem de benimle birlikte geldi. Beni özleyecekleri için biraz da üzülerek yolcu ettiler. Büyük bir heyecanla uçakta yerime oturdum ve uçak kalkışa geçti. İlk başta gayet güzel bir şekilde ilerliyorduk ki bir süre sonra uçak hafif sallanmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Çok korkmaya başladım. Aklıma daha önce izlemiş olduğum uçak kazası ile ilgili film geldi. Yoksa biz de mi düşecektik? Hostes panikle yanımıza geldi ve "Uçak düşebilir, herkes kemerlerini bağlasın" dedi. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Zaten kemerim takılıydı. Tekrar hostese baktığımda bir anda pilotla birlikte paraşütle uçaktan atladılar. Etrafıma baktığımda birçok kişinin bayıldığını, bazılarının korkudan donup kaldığını gördüm. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Evet arkadaşlar, siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız? Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben de çok şükür ki sakin kalmayı başardım. Filmde izlediğim gibi ben de hemen uçakta bir paraşüt buldum ve uçaktan atladım. Hızla düşüyordum ve denize tam yaklaşırken çok şükür ki son anda paraşütümü açmayı başardım. Suya düştüğümde derin bir oh çektim. Yaşıyordum ama denizin ortasında ne yapacaktım? Nereye gittiğimi bilmeden yüzmeye başladım. Aman Allah'ım, o da ne? Tam arkamda kocaman bir köpek balığı gördüm. Üzerime doğru yavaş yavaş gelmeye başladı. Galiba artık sonum gelmişti. Uçaktan kurtulmayı başarmıştım ama bu sefer de bir köpek balığına yem olacaktım. O sırada aklıma okuldayken yüzme kursundaki hocamın bana öğrettiği hızlı yüzme taktikleri geldi. Hemen uygulamaya geçtim ve hızlıca yüzmeye başladım. Kafamı kaldırdığımda bir ağaç gördüm. Bir an için denizin ortasında ağaç gördüğümü sandım. Biraz daha dikkatli baktığımda bu gördüğüm bir adaydı. Arkama baktığımda da köpek balığı iyice yaklaşmaya başlamıştı. Ben de son sürat adaya doğru yüzüyordum. Son anda kendimi adaya attım. Elhamdülillah. Uçaktan kurtulduğum gibi köpek balığından da kurtulmayı Allah bana nasip etmişti. Adaya çıktığımda şöyle bir etrafıma baktım. Kimse yok mu diye bağırdım ama hiçbir cevap gelmedi. O an anlamıştım ki ıssız bir adada mahsur kalmıştım. Çok korkmuştum. Allah'ım, yapayalnız ne yapacaktım? Karnım da çok acıkmıştı. Biraz oturup dinlendikten sonra belki yiyecek bir şeyler bulurum umuduyla adayı gezmeye karar verdim. Ama ne kadar gezsem de yiyecek hiçbir şey bulamamıştım. Sonra yerden bir ot kopardım. Ağzıma attım. Çok kötü bir tadı vardı. Anında ağzımdan çıkarttım, kusmaya başladım. Karnımın guruldadığını hissediyordum. Kendi kendime dedim ki, geçen gün annemin benim için yapmış olduğu tostu bulmak için neler neler yapmazdım. Meğer tost yemek ne kadar güzel bir şeymiş de ben farkında değilmişim. Şu an bırak tostu, kupkuru bir ekmek bile bulsam, aç bir aslanın yediği yemek gibi o kuru ekmeği büyük bir iştahla yiyebilirdim. Günler bu şekilde geçmeye devam etti. Günler boyunca ağzımdan bir lokma yiyecek bile geçmemişti. Sadece adada bulduğum ufak bir su kaynağı vardı. Oradan su ihtiyacımı karşılıyordum. Günler geçti. O eski halimden eser bile kalmamıştı. Bayağı bir zayıflamıştım. Kaç kiloya düştüğümü bile bilmiyordum. Allah'ım, bir daha yemek bulamayacak mıydım? Açlıktan ölecek miyim yoksa? O günlerde anlamıştım ki insanın istediği zaman yemek yiyebilmesi ne kadar büyük bir nimetmiş. Ben evdeyken annemin o güzel lezzetli yemeklerini beğenmediğim bile oluyordu. Şimdi kuru bir ekmek bile bulamıyordum. Allah'ın bana vermiş olduğu bir sürü güzel nimetleri bugüne kadar hiç şükür bile etmeden yiyordum. Hatta yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim bile demiyordum. İşte o günlerde kendime dedim ki, buradan kurtulursam Allah'ın bana vermiş olduğu nimetler karşılığında asla şükürsüz davranmayacağım. Bir gün yine adada kıyıya yakın bir yerde tek başıma otururken birden uzaklardan bir geminin adaya yaklaştığını gördüm. Kurtulma ümidiyle ayağa kalktım ki gemiye dikkatli bir şekilde baktığımda bunun bir korsan gemisi olduğunu anladım. Çok korkmuştum. Bana zarar verebilir, hatta çok kötü şeyler yapabilirlerdi. Hemen bir yere saklandım. Neyse ki adanın boş olduğunu görünce
adaya uğramadan geçip gittiler. Diğer bir gün adada turlarken daha önce hiç karşılaşmadığım garip bir görüntüsü olan geyiğe benzeyen ama bir geyiğe göre çok daha kalıplı bir hayvan gördüm. Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemedim. Koşarak hayatta kaçamayacağım bir hayvandı. Ben de olduğum yerde çaresizce beklemeye başladım. Bir süre bana baktıktan sonra üzerime yürümeye başladı. O geldikçe korkudan elim ayağım titriyordu. Uçaktan kurtulmuştum. Köpek balığından kaçmıştım ama bu hayvan sonum olacaktı sanırım. En son dibime kadar geldi. Tam beni ısıracak sandım ki kafasını eğdi ve ayağımın dibindeki otları yemeye başladı. O an ne kadar rahatlamıştım anlatamam. Günler geçmeye devam ediyordu. Hesabıma göre adada 10. günüme gelmiştim. Kendimi o kadar çok yalnız hissediyordum ki bunu size tarif bile edemem. Artık adadaki ağaçlarla, gökteki güneşle, akşamları da ayla konuşmaya başlamıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Adada geçirdiğim günlerde anlamıştım ki aslında insanın bir ailesinin olması, sevdiklerinin olması, arkadaşlarının, dostlarının olması Allah'ın bize vermiş olduğu ne kadar büyük nimetlermiş. Bense bugüne kadar hep bunlara kötü davranıyor, onların kıymetini bilmiyordum. Issız bir adada mahsur kalınca onların kıymetini daha iyi anlamıştım. Arkadaşlar, size tavsiyem, sevdiklerinizin kıymetini onları kaybetmeden bilin. Ben bu düşünceler içerisindeyken havada iyice kararmıştı. Çok yorgundum. Karnım da zaten çok acıkmıştı. İyi geceler ay, iyi geceler ağaçlar, iyi geceler deniz dedim ve rahat olmasa da kumların üzerinde uykuya daldım. Sabah gözlerimi açtığımda üzerinde turuncu yelekleri olan iki kişi gördüm. Bunlar kurtarma ekibiydi. Sevinçten havalara uçtum. Allah'ım adadan artık kurtuluyordum. Beraber ülkemize geri döndük. Norveç maceram başka bir zamana kalmıştı ama Türkiye'de yapacaklarım vardı. Türkiye'de ne mi yaptım? Tabii ki önce karnımı bir güzel doyurdum. Ama yemek yerken her yediğim lokmanın bana ne kadar güzel geldiğini size anlatamam. Sonra da hemen uzaktaki anneannem ve dedemi ziyarete gittim. Onlarla çok güzel zaman geçirdim. Onların gönüllerini aldım. Sonra eve dönerken anneme, babama ve kardeşime ufak hediyeler götürdüm. Akşam onlarla keyifli vakit geçirdim. Hiç yanlarından kalkmadım. Okullar açıldığında da ilk işim kalbini kırmış olduğum arkadaşımdan özür dilemek oldu. O günden sonra hiçbir arkadaşımla dalga geçmedim. Kötü davranmadım. Anneme, babama hep güzel sözler söyledim. Onlara çokça vakit ayırdım. Zaten dinimizin bizden istediği de annemize, babamıza, çevremizdeki insanlara iyi davranmamız değil mi? Ayrıca yediğim yemeklerden önce de Rabbimize şükrümün göstergesi olarak Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutmadım. Siz de unutmayın, olur mu? Evet arkadaşlar, hikayem burada bitti. Hikayemi beğendiyseniz videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni çıkan videolarımızdan da haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.